Skorer Mutfak'tan herkese mutlu günler diliyoruz. Tuncay Hoş ve Caner Bakır'la birlikteyiz. Yarın büyük gün, artık Süper Lig geri dönüyor. Bayağı büyük bir aranın ardından. Ve biz bugün Göztepe-Trabzon karşılaşması hakkında konuşacağız. Öncelikle ben size hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk Nergis. Nergis, evet. Üzüngülüyor, Süper Lig başlıyor. Ay çok mutluyum gerçekten. Sonunda yani şu beklediğimiz gün geldi. Çok da güzel. Cuma günü maçları işte, şöyle önünde. Göztepe Trabzon. Bir de Nergis, senin yükselen takımın da oynuyor. Yarın. Evet, yükselenim yarın kendini gösterecek. Biz de o yüzden yükselen takımımız hakkında konuşalım. Göztepe Trabzon, Tuncay abi ne dersin? Nasıl Göztepe Trabzon. Ya geçen hafta Feyyaz'la bir söyleşi yapmıştık. Beşiktaş'ın efsane golcüsü Feyyaz Uçar. İlk haftalarda hiçbir şey kestiremiyoruz. Bu lig başı gibi düşünün demişti. Çok doğru söylüyor. Bu sezon başı kampı yemiş takımlar, öyle düşünelim. Yeniden bir şey başlıyor. Hatırlarsınız yani ligin başında çok kazalar olur, sürprizler olur. Evet. Ben yani her takımın sürpriz yapabileceğini kestirebiliyorum şimdiden. Yarın sürprize açık bir maç. Ben 3 ihtimalli maç olarak görüyorum yarınki maçı. Yani Trabzon'un ne kadar kozu olsa da tabii Sosa'sı eksik şu anda. Önemli kozlar olsa da o skoru değiştirebilecek, tabelayı değiştirebilecek. Ben yine de sürprize açık bir maç olarak görüyorum ama Trabzon'un kaybedeceğini sanmıyorum aslında. Ya beraberlik ya da Trabzon galibiyeti diye düşünüyorum ama puan kaybederse hiç şaşırmam yani. Çünkü bir de İzmir'in biliyorsunuz nem seviyesini, sıcaklık seviyesini gözünüze götürün. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. İnanılmaz bir sıcak var. Sağ dışı faktörler çok önemli. Psikolojik evet. Faktörleri de ekleyelim. Oyuncuların form durumunu da kestiremiyoruz, bilemiyoruz. Yani sürprize açık bir karşılaşma olarak görüyorum. Peki sevgili Caner, sen ne söylersin? Şimdi Tuncay abi çok güzel bir giriş yaptı. Ben o girişten devam edeceğim. Sezon başlangıçlarını hatırlayayım mesela. Ağustos'un son haftasında normalde Süper Lig'in yeni sezonu başlar değil mi? Dört büyüklerin biz kimle kendi aralarında oynamadığı takdirde hep ilk maçın favorisi olarak görürüz ama mesela yarınki maçları Süper Lig'in ilk haftası gibi düşünün. Fenerbahçe evinde Kayseri'ye puan kaybedebilir. Trabzon deplasmanda Göztepe'ye puan kaybedebilir. Galatasaray Rize'de takılabilir. Yani birçok sürprizi biz yaşayabiliriz. Çünkü yeni sezonun ilk haftası olarak görüyorum ben. Takımlar 3 haftalık, 4 haftalık bir kamp sürecinden döndüler. Oyuncuların performansı mutlaka geri gitmiştir. Biz bir Bundesliga değiliz maalesef. Bundesliga'da görüyoruz takımlar takır takır oynamaya devam ediyor. Tuncay abi, Borussia Dortmund'u, Bayern Münih'i görüyoruz. Mevcut durumlarından daha iyi döndüler. Bizde maalesef öyle bir durum yok. Onun için yeni sezonun ilk haftası her zaman sürprizlere açıktır. 27. hafta gibi gözüküyor ama ben bunu dediğim gibi ilk hafta olarak görüyorum. Yani yarın iki sürprizle karşılaşabiliriz. Fenerbahçe zaten sezonu tamamlamaya yönelik bir 8 hafta geçirecek. Yani herhangi bir hedef, tabii ki Avrupa hedefi var ama bu 8 haftayı geçirelim, önümüzdeki sezonu hazırlanalım. Sadece Türkiye Kupası'nı kazanabilirsek kazanalım anlayışıyla ama Trabzonspor'un men kararından sonra psikolojik olarak nasıl döneceği çok önemli. Ben ona çok dikkat çekmek istiyorum. Yani men kararı alındı. Evet, kulüpte bir karışıklık var. Şampiyonluğa giden bir Trabzonspor. Ama o men kararı futbolcu, ya özellikle yabancı futbolcuları nasıl etkiledi? Yani Alexander Sörloth nasıl dönecek mesela? Evet. Şimdi Sosa'nın eksikliği ne kadar hissedilecek? Çok da uzatmayayım. Yani yarın iki sürpriz görebiliriz. Çünkü seyirci de yok. Evet. Şu noktada bana katılır mısınız bilmiyorum ama bu men kararının ben Trabzonlu futbolcuları çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Ha, tabii ki mutlaka bir moral bozukluğu olacaktır. Gereken de yapılıyor zaten başkan tarafından, ancak neden derseniz, çünkü Trabzon şu anda zaten Süper Lig'de çok uzun senelerde şampiyonluğa aç bir takım olduğu için bence men kararı, ya bence Şampiyonlar Ligi'ne gitmek de çok önemli ama Süper Lig'de şampiyon olmak da Trabzonspor için çok önemli. O yüzden çok fazla etkilenecek. Şimdi Nergis, bunu şey yapalım. Manevi yönden değerlendirirsek dediğine katılıyorum Nergis. Manevi yönden Trabzon için çok şey ifade ediyor şampiyonluk ama maddi olarak futbolcuları desteklemek, maaşını ödemek, yeni transferler yapabilmek, kaynak yaratabilmek açısından Şampiyonlar Ligi olmazsa olmaz. Ama dediğine katılıyorum. Bence etkilemeyecek. Motivasyonunu düşüreceğini sanmıyorum fazla. Evet. Yönetim sadece kara kara düşünebilir. Nasıl döndüreceğim diye. Şampiyonlar Ligi'ne yani bunu büyük bir dezavantaj, büyük bir handikap getirecek mali anlamda katılaması. Ama dediğin gibi motivasyonunu bozmaz oyuncuların. Aynı şekilde hedefe kilitleneceklerdir. Öyle düşünüyorum. Evet, bence. Yani. Caner, sen de katılır mısın bana? Yani Trabzonspor tabii
Ama şöyle bir durum var. Yani lig devam ettiği süre boyunca bu men kararı çıksaydı Trabzonspor aynı temposuyla devam ederdi. Ama araya uzun bir süre girdi. Yani Trabzonspor o temposunu tekrar aynı şekilde devam ettirebilecek mi? Yani ara vermeden dediğim gibi men kararı çıksaydı o aynı tempo ile devam edebilirdi. Hiç kafalarını sadece sahaya verirlerdi. Ama 3 aylık bir ara üzerine Avrupa'dan men kararı. Ben evet. Yani kısmen katılıyorum. Futbolcular kafalarını sahaya vereceklerdir, odaklanacaklardır. Ama akıllarının bir köşesinde de yer edebilir. Evet, kesinlikle. Trabzon'un şu avantajını görüyorum sadece. Nergis Trabzon'un şu avantajını görüyorum. Şimdi Galatasaray can derdinde olan bir takımla oynayacak. Rize ile oynayacak deplasmanda. Trabzon nispeten artı olarak Göztepe ununu elemiş, eleğini asmış tarzda şu anda. Tamam, prestij için oynayacaklardır. Seyircisi de yok. Ama motivasyon açısından Trabzon daha motive çıkacaktır maça. Evet. Yani avantajı bence o. Göztepe çok rahat konumda. Artık önümüzdeki sezonu düşünüyor. Hatta haberler geliyor. Beto sözleşme, yeni sezon hazırlıkları, yeni oyuncularla yeni sözleşmeler. Bunlarla uğraşıyor daha çok Göztepe. Ama Trabzon daha çok bir hedefe kilitlenmiş durumda. Kanalize olmuş durumda. Trabzon'un artı avantajı olarak bunu görüyorum yani. Yarınki maç öncesinde. Peki, son olarak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bir hazırlık, sıkıştırılmış bir hazırlık kampı geçirdiler diye konuşuyoruz tabii ki takımlar için. Sanki ben dışarıdan baktığımda şöyle bir görüntü görüyorum. İki takımda hem Göztepe'de hem Trabzon'da psikolojik olarak bu pandemi sürecini bence daha iyi atlattılar. Biz İstanbul takımlarına göre diyebilirim hatta. Yani Trabzon'da hiç vakaya rastlanmadı. Keza Göztepe'de hiç vakaya rastlanmadı. Hani maşallah. Ama maşallah evet. Hani keza Alanya'da aynı şekilde mesela neredeyse hiç vakaya evet, rastlanmadı. Evet. Şimdi hani bunun ikisi oynayacak ya, o yüzden ikisini söyledim. Şimdi hani keza diğer takımlara göre daha iyi hazırlandılar. Sanki videolarına bakıyoruz, fotoğraflarına bakıyoruz. Daha böyle bir nasıl diyeyim, diğer takımlara göre daha hazırlar gibi bir psikoloji oluyor insanda. Bilmiyorum siz o konuda ne dersiniz? Yani çok zorlu bir karşılaşma olacak. Şöyle katılacağım. Güzel bir tespit yaptın. Evet. Tuncay abi müsaadenle. Tamam sen başla, devam et. Güzel bir yere tespit yaptın. Şöyle, şimdi İstanbul takımlarının kendi tesislerine yaptığı hazırlıkta işte idman maçı yapıyorsunuz, ikili mücadeleye giriyorsunuz. Sürekli böyle kafada bir endişe, bir kaygı, hı-hı, bir soru işareti. Her gün idmandan önce neredeyse testler yapılıyor tüm teknik ekibe, tüm futbolculara. Yani o kaygıyla bile idmana çıkıyorsunuz. Acaba ikili mücadelede yaklaşsam, müdahale etsem bir sorun çıkacak mı? Ama dediğin gibi işte Göztepe'de, Trabzon'da neredeyse hiç pozitif vakaya rastlanmaması oyuncuların daha rahat, daha özgüvenli idman yapmasını sağlıyor. Evet. Bu iki takımın avantajına ve vaka çıkmayan şehir takımlarının da büyük avantajına olacaktır. O tespitim, ben %100 katılıyorum yani. Buyurun Caner, sen ne diyorsun? Nergis, ben Caner'in hepsine katılmakla beraber şeyi merak ediyorum yarın, hani Almanya'da bu ilk defa yarın oynanacak ya maçlar. Almanya'daki görüntüleri gördük. Çok garip gelecek yani, nasıl olacak o, onu çok merak ediyorum. Yarınki görüntüyü, ambiyansı, karton tarafları, açıkça ilk başlayacağı için onları merak ediyorum özellikle. Evet. Bakalım Tuncay ne abi olacak yani. Enteresan manşetler atacaksın yarından itibaren. Evet. Evet evet. Bize biraz tabii taraftar olmayınca biraz bu işin zevki kaçıyor ama tabii enteresan şeyler oluyor. Tarihi şeyler yaşanıyor şu anda dünyada çünkü. Hiç olmamış, kestirilememiş bir şey. Daha önce olmamış. Onun için dediğin gibi Caner'in enteresan görüntüler, enteresan enstantaneler çıkacaktır ortaya. Bu da biz gazetecilerin işine yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani bu iş bize yaradı diyelim son olarak. Çok çok teşekkür edeyim size. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Gel, sağ ol. Biz evet. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sevgili izleyenler, Skorer Mutfağı'nın sonuna geldik. Yarın Fenerbahçe-Kayseri karşılaşması değerlendirmesiyle yine sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.